analizimiz gelsin. Büyüt İsmet, büyüt. Ben anlatayım. Krala da yorumu bırakacağım. Kral burada dakika 22. Torreira işte bu yüzden çok önemli bir oyuncu. Torreira ve 3 kişinin arasına dalıyor. Bakasetas burada çok iyi bir baskıyla tekte topu Kerem'e atıyor. Kerem tekte Icardi'ye. Bakın Trabzonspor Bekasetes'in bu kaptırdığı topla müthiş bir açık veriyor. Icardi, Kerem çok kaliteli bir pas veriyor ki Kerem Icardi müthiş anlaşıyorlar. Ardından 2 numarayı getir. 2 numarayı getir. İsmet. 2 numaralı analizimizi getir. Evet, Güzel, orada Kerem bir şey tekte çok söyleyebilir kaliteli. miyim? 1 numaralı Gel geri İsmet, gel geri. Kral bir şey söyleyecek. İkimizin arasına al 1 numarayı. ama sen de Bir hak numara. Evet, gel. vereceksin. Ya Yücel. Evet kral. Yücel. Ya Bakayetas'a da şunu söylüyorum. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçmek üzeresin. Ve sen 3 kişinin arasına giriyorsun. Ve Galatasaray başından beri bir pres koyuyor. Topu kazanmak için 2-3 kişi her türlü topa doğru gidiyor. Arkadan Galatasaraylı oyuncularını destekleyen ve adam alan kapayan bir Galatasaray var ve sen birinci bölgede topla çıkarsan topu kaptırdığın zaman ne olur? Gol olur. Nitekim ne oldu? Gol oldu. Teşekkür ederim. Bakayetas al. Bu gol senin yüzünden, senin egoistliğinden, senin Evet. yanlış düşüncenden dolayı Trabzonspor'un yediği bir goldür. Yoksa o dakikaya Evet. kadar net bir pozisyonu yok Galatasaray'ın. Galatasaray'ın net bir Evet. pozisyonu yok. İşte Elinoğlu gelir, İkiye gel İsmet. birisini yapar. İkiye Topu gel o kaptırırsa arada. Icardi'nin Kral ayağının konuşurken üstüne ikiye vurur, gel. golü yapar, 1-0 öne geçer. Buyurun. İkinci pozisyona geçelim Kral lütfen. bu. Evet. İki de. Bakasetas tek de 60 olsa. İşte biz hep söylüyoruz. Böyle çıkışlar yanlış. Zaten goller. Bakın birinci pası Torreira veriyor Kerem'e. Kerem ikinci pası veriyor. Üç olmuyor. Goller çok az sayıda pasla gol yapılır. Icardi bir 3 numaraya gel İsmet. 3 numaraya gel. 3 numaraya gel. Büyüt kralla beni al. İşte Kerem pası veriyor. Koşusunu yapıyor. Icardi Uğurcan'ın yanından ayağının üstüyle karışık çok enteresan bir gol vuruşu. Ve skoru 1-0 yapıyor. Bu olmayacak bir gol. Kralın da dediği gibi pozisyon yokken bize dön, bize dön İsmet, bize dön. Evet, bize dön, bize dön ki kralla 4 numaraya gel, 4 numaraya gel. Evet, kral bu maçta bütün pozisyonlarda Icardi vardı. 4 numaraya gelirsen İsmet bir sonrasına. Evet bu. Büyüt İsmet, kral yine. Icardi vardı. Icardi'den başka Icardi'ye Allah göstermesin bir şey olduğunda ne olacak? Bir dön bize İsmet. Dön bize. Yani Icardi'den başka Galatasaray'ın da alternatifi yok golle ilgili. Bununla ilgili ne demek istersin? Bakan Buğu'yu aldılar. Evet. Barış Alper istenilen formda değil. Kerem elinden geleni yapıyor ama yine de Icardi 6 haftalık antrenmanları yapmadığı halde herkesten fazla gol pozisyonuna giriyor. Ki burada çok net bir pozisyondu. Uğurcan'ın yanından vurdu ama yapamadı. Ne dersin? Allah göstermesin. Icardi'ye bir şey olursa, Yücel. sakatlanırsa ne olur? Galatasaray'ın var mı gol atabilecek adamı? Sen görüyor musun? Yücel. Yücel. Geç geldi mi? Evet. Antrenman eksiği var mı? Evet. Ama buna rağmen Okan Hoca güveniyor. Çünkü antrenmanlarda görüyor. Golleri atan Icardi. Pozisyonlara giren Icardi. Gol arayan Icardi. Şimdi yanılan hiçbir transfer Icardi'ninki kadar golü yakınlaştırmıyor. Skorboard'u değiştirebilecek oyuncu sayısı var ama Icardi kadar gol atma şansı ve vuruş eksikliği olan futbolcular var. O yüzden Icardi eğer bir iki maç yani sakat olur, kart görürse vay Galatasaray'ın haline diyorum. Ama yeni alınan oyuncuları daha net de görmedik. Sahada gördük ama oyunda göremedik. Tribünün arkasından gelen çok enteresan o da. Yeni transfer şovu da izledik. Galatasaray güzel şeyler yapıyor.
Bu kadar para harcama limiti var mı? Onu da bilmiyorum. Harika. Yani bu TT, Zaha, Hakim Zayih, bunlar da var, evet. Nasıl? TT, Zaha, yeni transferler. TT, işte Zaha, bunları, Hakim Zayih var. İşte biz bunları... Şimdi bakacağız onlara da. Bakan bu var, Kerem Demirbay var. Evet. Biz bunları isim isim biliyoruz ama sahada ne vereceklerini, ortaya ne koyacaklarını bilemiyoruz futbol adına. Çünkü burası Türkiye. Evet. Oynanan futbol farklı, anlayış farklı, taraftarın isteği farklı. Taraftar kazanmak istiyor, şampiyon olmak istiyor, bol gol İsmet, istiyor. Bir taraftan evet, da beşinciyi getir. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray çok iyi transferler, evet. Çok doğru transferler yapıyor. Fakat maaşlar, yani yıllık maaşlar 3 ile 5 arasında veriliyor. Enteresan, güzel, hoşuma gidiyor. Böyle ligin böyle kaliteli oyuncularla olması ligimize de renk getiriyor. Bu da ayrı bir gerçek. Ama evet. Seninle katılıyorum. Süper. Fenerbahçe'den daha iyi transferler yaptı. Daha çok oyuncular aldı. Bu da ayrı bir gerçek. Süper Lig'in tarihindeki en yüksek bütçeli takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe. İsmet Büyüt. Büyüt bu pozisyonu kral yorumlasın. Kral. Evet, burada gördüğün gibi Kaan Ayhan oyuna girdi. Ortayı direkt yaptı. İki kişinin arasından geldi. Icardi. Bir sonrasına gel İsmet. Bu yandan görünüşü. Bir sonrasına gel 6 numaraya. Kral, buna ne diyorsun? İsmet, ikimizin arasına al. Kral bunu bir yorumlasın. Penaltının olduğu yere çok yakın. Neredeyse penaltıdan topu kaleci Uğurcan'ın alamayacağı yere götürdü. Ya, müthiş bir gol. Yani gerçekten her şeyle ben golcüyüm diyor. Bu kadar az antrenmanla işte bunun adı golcü ve yetenek değil mi Kral? Ne dersin? Şimdi bu golü biraz evvel de anlattım. Böyle kafa gol atmak her baba yiğitin harcı değil. Evet, buram buram golcü kokuyor. Güzel şeylere imza atıyor. Taraftarın kalbinde, Okan Buruk'un da kalbinde, yani yöneticilerin de kalbinde. Yoksa 6 hafta gelmeyen bir oyuncuya bu kadar sevgi hala devam ediyor. Bu da attığı gollerle sahne alıyor zaten. İşi bu Icardi'nin. Gol atmak ve skorboardu değişmek. Skorboardu değiştirecek oyuncu sayısı dünyada da çok az. Bunu da söyleyelim. Ama futbol şansı da hep yanında. Bu gol gerçekten kafa vurmanın nasıl olduğunu gösterecek örnek bir gol. Çok kaliteli bir gol. Hareketli topa bu kadar güçlü vurup kalecinin dahi uzanamayacağı bir yere topu atmak adrese teslimdir. Adrese teslim etmiş. Kalecinin de yapacağı hiçbir şey yok güzel. Şapka çıkartılır. Evet Kral. Görsellerimiz var. İsmet, görseli alalım. Bu arada Trabzonspor'u nasıl buldun? Ben Trabzonspor'u ben kendi adıma söyleyeyim. Şampiyon olabilecek güçte bulmadım. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a, Beşiktaş'a yakın oyuncu kalitesi umuyorum. Sen ne dersin Kral? Yücel, Trabzon eski yüzünde değil. O şampiyon takımın oyuncuları birçoğu yok. Camiye olarak çok büyük bir camiye ama futbol kaliteleri şampiyonluğa oynayacak bir takım kuramamışlar. Kursalarda bütçeleri buna yetmez. Bir tarafta 215 milyon. Borçları var 210 evet. Milyon. O yüzden evet. Bakkalların marketlere savaş ediyoruz ya. Çok görmemek lazım ama ne kadar transfer yaparsan yap Trabzonspor şampiyonluğa oynayamaz Yücel. Bu senenin yine söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Şampiyonun en büyük iki adayı var. Bir numara Galatasaray, iki numara Fenerbahçe. Ya bir Fenerbahçe olur, iki Galatasaray olur ya da tam tersi bir Fenerbahçe Galatasaray olursa ya bir Galatasaray iki Fenerbahçe olur. Bu da böyle Beşiktaş. Beşiktaş'ı kral. Beşiktaş yok güzel. Geçen seneki onu da konuşacağız. Geçen seneki formunda arzusunda görmedim. Geçen seneki takım daha iyiydi. Bu sene o havayı henüz daha bulamamışlar. Geç kaldılar. Geçen sene de son 3 haftada 5 haftada çok güzel oyunlar oynadılar. Puanlar kazandılar. 3 hafta 4 hafta daha olsaydı yani
Galatasaray'ı da yendiler geçen sene. Fenerbahçe'yi de yendiler Beşiktaş olarak. Ama bu sene baktığım zaman bu takım Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de yenemez.